Yavrum ben Lenduha gibi 3 oda 1 salon kamyonet alıyorum sizden. Niye böyle bir ispor araba yolladınız? Ha anladım anladım ciğerim. E ne gerek var 3 gün beklerdik ya. İlla jest olarak böyle bir ispor arabayı gönderiyorsunuz üstü açık. Tamam tamam peki. E 3 gün bunu kullanırız kamyonet gelesiye kadar. Peki haydi. Haydi iyi günler sağ olasın. Ne bu Şeyh Musa? Genç delikanlı arabası yakışıyor mu sana? Aa almadım ki Servet Hanım. Kamyonet fabrikadan çıkasıya kadar 3 gün bunu kullanacağız işte. Lüzumsuz işler. Gençlik heveslisi adamlar gibi, dost tutmuş gibi, şakaklarını siyaha boyamış gibi, mavi haplara dadanmış gibi, güzellik yarışmasında jüri olmuş gibi. Yahu Servet Hanım nereden nereye geldik? Bak genç kızlar sana bakıyorlar, ayıplıyorlar. Ay hiç yakışıyor mu aksakallı dedeye diye. Aksakallı dede mi? Vallahi benim onların rüyalarına girip hiç sayısal tüyo vermişliğim yok. Aksakallı dedeymiş. 9:30'da sendeyim o zaman. Kim bilir ne yemek daha yapacaksın. Vallahi o konuda biraz kendime güveniyorum. Deyip beklentiyi yüksek tutup makarna yaparmışsın mesela. Aa, ne havalı araba. Güle güle kullanın sizin mi? Sağ ol kızım sağ ol. Geçici, geçici. Emir Bey, bir geçmiş olsuna geleceksiniz herhalde. Aa, evet. En kısa zamanda. Yalnız şu ara biraz sıkışığım. Anlayış gösterirseniz. Ah, aşkım yeni motoruna beni sete bıraksana. Wow! Motorcu kızların hastasıyım ya. Yürüsek mi aşkım? Egzersiz olur. Ehliyet de aldın. Artık şu korkuyu yen. Panik yok. Korkacağımız tek şey kendi korkularımızdır, okey? Ben korkularımdan korkmuyorum ki. Birine çarpmaktan korkuyorum. Arkadaş, üç harfliler gibi motor. Üç harfli? K-Ü-Z-Kız gibi motor. Ama Açılay binmeye korkuyor. Bize versin, biz bineriz. Yok ya. Emir, sen yürü. Sen bakarken tedirgin oluyorum. Tamam, kullanacağım. Ya dolaşmayın akbaba gibi. Benim motorum. Ali Naş. Açılay. Ne oldu tatlım? Hiçbir şey. Niye? Ambulans nerede kaldı ki? Dur, dur. Uyanıyor mu? Ha, Selahattin. Selahattin'im. Selahattin kim? Benim manitam oluyor. Bizzat sensin ya abi. Kaza geçirdin. Nasılsın, iyi misin? Anam baban giller, akrabaların giller. Nasıllar? Serin. Ağız alışkanlığı kız. Siz kimsiniz?
Benim anam Tülay. Tülay. Silahattin abi, hatırlamıyor mu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Bomboş. O zaman Silahattin abi, bana 20.000 dolar borcum var. Ben senedi yazı vereyim ambulans gelene kadar sen imzala. Zerrin! Anam, adamın hafızası mı gitti, ne oldu? Sen kendini yorma, yorma kendini sen. Yat gülüm, yat. Yorulma. Bir imzayla insan yorulur mu kız? Aha, geçti borun pazarı. Sosyal sorumluluk projesi. Dün söylediler, ciddiye almadım. Ama bugün herkesi seferber etmeye karar verdim. Olay ne? Bir Hayat Değiştirin Vakfı. Tanıdığım birine, ne bileyim, iş buluyorsun, sigarayı bıraktırıyorsun filan. Sonra onunla bir fotoğraf çektiriyorsun. Onlardan bir sergi açılıyor. Ben o vakfa kendim de bir yemek bağışladım. Bir hayranıma satacaklar. Benimle yemek yiyince hayatı değişir mi bilmem ama fırt ben sıramı savdım. Aa, ben Bora'ya kız ayarlasam hayatı değişir, olur mu? Ciddiye al! Okey. Şey, bende yapılmışı var. İzmirli bir kız Beyza'yı ben orada üniversitede okutuyorum. Acaba onu çağırsam, atlasa gelse, onunla bir fotoğraf çektirsem, bitse gitse. Ben kendi hayatımı değiştiremiyorum Açılay ya. En iyisini ben yapmalıyım. Çünkü ben iyi bir insan. Değil mi? İstemeden zarar vermiş olduğum insanlar olabilir. Ama son tahlilde ben iyi bir insanım, değil mi Emir? Son tahlilde tattım. B12 eksikliği tespit ettik sende. Sinirlerin açık olmuş. Dokunsak alacak gibisin. Bol bol yumurta yemen lazım. Şu an zevk için ayrılayım mı senden? Hani iyi bir insandın sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.